Arkadaşlar şu da yanlış şey de yanlış yağmacı dövme olayını çok sivilin bu tür şeyleri yapması yanlış arkadaşlar. Bu tür yağmacılara sinirlenebiliriz. Evet ama biz bu tür şeyleri kendi elimize aldığımızda ne yazık ki bir problem oluyor. Çünkü insanlar hatırlıyorum yani bu Twitter'da da dönüyor. Adamın teki bir çocuğu kurtarmıştı herifi bıçaklamışlardı. Çocuğu kurtaran herifi bıçaklamışlardı yanlış linç edip. Nereden bileceksin abi? Nereden bileceksin? Şeyi bilmiyorsun yani. O herif, yani biz bu uzaktan yani tam anlıyorum. Yağma yapan herif tabii ki de yani şerefsiz, kansız itin teki. Çok ayrı bir şey ama yani şu noktada zaten oraya asayişin olması lazım. Ama polis tarafından olması da yanlış. Özür dilerim ama polis tarafından olması da yanlış. Ya yani orada asayişin sağlanması lazım. Yani orada normal bunun zaten yağmanın olmaması lazım. Yani temelde olmaması lazım zaten işte. Yani insanların ya insanlar bunları görüp bunları retweetleyip o, ta, o bölgedeki bunu şeyi desteklemesi de yanlış. Çünkü dediğim gibi yani orada Belki evet 10 tanesi doğru ama bir tanesi yanlış gerçekten yani Ama ya bak ya ama haber kamu dömlığı çıkınca abi var var yine var ne alaka var yani. Ya üniversiteler hakkında dediğim gibi dün konuşamamıştık çok düzgün çok çünkü yani bilgi çok tazeydi ben de şey yapamamıştım. Hala hani çok şey diyeyim de abi üniversite konusunda ya yani ben de mesela Bahadır'la aynı şey düşünüyorum. Şu noktada optimal olmasa da tek tercih şu anda yaptıkları. Yani evet ben de katılmıyorum. Üniversite devam etmeli. Ama şu noktada mantıklı bir şekilde bir çözüm yok. Yani Ucuz ve kolay başka bir çözüm üzücü bir şekilde yok. Yani olmamasının nedenini tartışırız. Bu çok ayrı. Hani bu çok ayrı. Hani o o kısımlar ayrı kalıntı. Yani farklı bir şey ayrı bir konuşulur. Hani niye yok kısmı çok ayrı bir konuşma bu arada. O farklı bir detay. Yani kesinlikle katılıyorum. E bu yani neden sadece bu sonuç var elimizde? Neden sadece bu çözüm var konuşması zaten ayrı bir konu. Ama yani şu noktaki tek çözüm ucuz ve düzgün bu. Ya evet yani tam bak çok çok birisi çok güzel bir Ülkenin minimum maddi zafiyet vererek deprem barınma ihtiyacını karşılayabileceğin tek yolu olduğu için yapılıyor. Doğru değil ama zorundayız. Aynen bu. Tam tam olarak bu. Hani kesinlikle katılıyorum. Yani yanlış bir karar. Ama şey hani başka bir şey yok. Ülke maddi zarar yesin. Ustam ülkenin zaten maddi zarar yiyecek zararı yok. Maddisi yok zaten. Yok yani. Ülkede maddi diye bir şey yok. Hani çok üzücü bir gerçek var. Bir tarafta 1 milyon kişi etkilenir, diğer tarafta 80 milyon kişi etkilenir. Bu 1 milyonu yakmak da çok aptalca başka kararlardan dolayı. Ama yok seçenek. Yani ikisi çok ayrı konuşma. Yani bok gibi bir durum. Kesinlikle o bir milyonu anlıyorum. O bir milyon niye sikiliyor konusu var. Ve doğru. Yani kesinlikle doğru. Çünkü orası harcanıyor tamamen. Yani... ya yani ben de şeye katılıyorum. Yani Birçok insanın dediğine katılıyorum. Yani mantık şeyinde kesinlikle. Hani iki farklı konuşma var. Dediğim gibi. Hani iki farklı konuşma var orada. Yani birisi zaten genel. Hani sadece tek çözümümüz niye bu konusu zaten daha bugünlük değil. Yani anladınız siz onu. Yani bugün üzerine yapılan bir konuşma olmamalı o zaten. Yıllardır. Yani yıllar alması gereken, yıllardır konuşulması gereken bu arada bugün değil. Yani yıllar önceden konuşulması zaten planlanması gereken başka bir konu o. Yo biliyorum evet arkadaşlar KYK zaten herkesin 10 kişi yaşadığı şey aile ortamına uygun değil de başka yok yani yok ustam yok yani sıkıntı o yok para cepte kalsın diye KYK yollar yerine yo şey yok oğlum yani para cepte kalsın diye değil cepte para yok zaten cepte yani zaten hani yok Hani, hani para yok ki kalsın. Ya cep bile yok. Tabi şey kısmı var. Hani deprem vergisi kısmı var o da yok. Nerede oldu ayrı bir konu. Neyse dedim ki yani ben yani herkese yani siz yani özellikle üniversite okulanları dediğimi anlıyorum size ama doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Şu şartlarda elde olan hani mantıklı şeylere bakınca öyle diyeyim. Yani mecburi bir karar. Karara katıldığı manasına gelmiyor bu. Ama yani mecburi karar olduğu kısmında katılıyorum. Ha şey kısmı ayrı evet. Yani ben de yani şeyin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. 2 ay 3 ay ertelenip okulun 2-3 ay içinde KYK'lardan bu insanları ondan sonra daha kalıcı yerlerine çektiklerinde devam etmesinin daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Hani mesela o bence daha şey bir şey. Ama hani devlet değilim. Operasyonu bilmiyorum. Bu tür insanların taşınması bilmem nesi, ne kadar sürüyor bunun hakkında benim bir bilgim yok. O yüzden bu hani bence bu mantıklı geliyor. Hani benim kafamda bu mantıklı gelen şey bu. 2-3 ayda çözebilir bir şey mi bu? Hiçbir fikrim yok yani. yani. Ben bilemem. Bana mantıklı gelen şey bu tabi ki de de yani. E, aynı işte 2-3 ay içinde insanların koyulabileceği yeni yani kalıcı olarak koyulabileceği bir yerde hazırlanabilir mi onları da bilmiyoruz. Onun hakkında da bir bilgimiz yok. Ya e, o yüzden hani anlıyorum. Sizin de isyanınızı anlıyorum bu arada. Hani birçok insanın da birçok hani üniversite öğrencisinin de özellikle zaten hani şu noktada üniversitede öğrencisi olan okul ya yani üniversite görmediniz ustam siz. Ya anlıyorum. Kesinlikle anlıyorum yani sizi de. Hani ilk önce Covid şimdi de hani bu olaylar olsun siz görmediniz üniversitede. Kapısını atır bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. İki aydır 2 yıldır yok dolu 3 ay gitmiştim işte var yani anlıyorum yani anlıyorum sizin de isyanınızı anlıyorum ama Hani benim düşüncem yapı üzerindeki bütün hani şey üzerindeki düşüncem yani yani tek çıkış yolu şu. Tek çıkış yolunun o olması zaten ayrı bir konu ama tek çıkış yolu şu noktada hani hızlı bir yöntem olarak bu.